TRT ve Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Elif Erdoğdu. İlk haberimizde bülteni açıyoruz. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit döneminde hazırlanan Anadolu'da genel üretim raporunda yer alan Türkiye'nin 150 yıllık hayali Filyos Limanı projesi bugün hizmete açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan günlerdir merakla beklenen müjdesini de burada açıkladı. Aziz milletim, kıymetli Zonguldaklılar, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız. Heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil. Bu eserin mazisi 150 yıl. Ta Sultan Abdülhamid'e dayanıyor. Ama o günden bugüne ihmallerle geldi dayandı. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği alanı gezdik. Batı Karadeniz'de böyle güzel bir limana Zonguldak'ımızın sahip olması demek artık buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız. Bugün limanın inşası tamamlanan şu mendirek geri saha ve rıhtım bölümlerini hizmete açıyoruz. Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı hem Marmara limanlarının ve boğazların yükünü hafifletecek hem de Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demir yolu ağımız üzerinden güneye ve Orta Doğu'ya ulaşmasını sağlayacaktır. Filyos Limanı'nın ülkemize, bölgemize, sektörlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün açılışını yaptığımız Filyos Limanı aslında Filyos Vadisi projesinin bir parçasıdır. Endüstri bölgesi, limanı, demir yolu ve diğer ulaşım imkanlarıyla Filyos Vadisi ulusal ve uluslararası yatırımcılara entegre sanayi konsepti sunuyor. Bu vadide yatırımcılarımıza birçok imkan vaat ediyoruz. Milli teknoloji hamlesi vizyonu ışığında yüksek katma değerli üretimin artırılması ve verimliliğin yükseltilmesi için sanayi ve teknoloji yatırımlarımıza devam ediyoruz. Filyos Vadisi'nin görüyorsunuz göbeğinde yer alan yaklaşık 600 hektarlık alana sahip Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi'ni işte bu vizyonla ne yaptık? İlan ettik. Değerli misafirler, bu bölgenin stratejik özelliğini artıran bir diğer hususta, evet, biliyorum, heyecanla bekliyorsunuz. Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında tespit ettiğimiz doğalgazın kara bağlantı ve işleme tesisine ev sahipliği yapacak olmasıdır. Bilindiği gibi Karadeniz'de çalışmalara başlayan Fatih sondaj gemimiz görüyorsunuz. Geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti. Uzun arayışların nihayet yüz güldüren bir neticeye ulaşması olarak gördüğümüz bu keşfin yeni müjdelerin öncüsü olması dileğimizi her fırsatta ifade etmiştik. İşte şimdi milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya gaz sahasındaki Amasra 1 kuyusunda hazırsanız 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküp'e ulaştı. Bu güzel haberin ülkemize
ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Batı Karadeniz'in tüm şehirlerini yatırım, üretim, ticaret, ihracat merkezi yapacak Filyos projesi işte bu anlayışın örneklerinden biridir. Zonguldaklı, Bartınlı, Karabüklü ve bölgedeki diğer şehirlerde yaşayan kardeşlerimiz her geçen yıl bu yatırımların faydasından daha çok istifade edeceklerdir. Melihan Bey buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, kara işleme tesisleri Sayın Cumhurbaşkanım, kara işleme tesislerinin temel atma töreni için hazırız. Arz ederim. İkinci bağlantımız da Filyos doğalgaz kara bağlantısı ve gaz işleme tesisi temel atma töreniydi. Temel atma törenine geçiyoruz. Mikserlerin başında olan tüm arkadaşlarımıza sesleniyorum. Hazır mıyız? Beton atmaya hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Devam edelim. Diğer tarafı da bu arada görelim. Son olarak Filyos limanımızın açılışını yapıyoruz. Tüm emeği geçen kardeşlerime, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun. Liman ve endüstri bölgesinin 12 kilometrelik demiryolu ve 4,5 kilometrelik karayolu bağlantılarıyla ilgili hazırlıklar da süratle devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu işlerin ihalesi yapılacak, inşasına başlanacaktır. Doğuda Trabzon, güneyde Mersin ve batıda İzmir, Çandarlı limanlarını kuzeydeki Filyos'ta tamamlayarak ülkemizin dört bir yanını ticaret ve ihracat limanlarıyla kuşatmış oluyoruz. Toplam 232 hektarlık bir alana yayılan bu liman aynı anda 13 gemiye hizmet verebilecek kapasitesiyle gerçekten önemli bir kuru yük, konteyner ve kargo ticaret merkezi olacaktır. Bir kez daha limanımızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Rabbim Filyos limanının açılışını bizlere nasip etti. İnşallah tüm buraya gemilerin yanaşmasıyla birlikte elleşleme olsun. Buradan ihracatlar olsun. O günleri görmeyi de bizlere nasip etsin diyorum. Ve kordeleyi bu anlayışla kesiyoruz. Ya Allah. Bismillah. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filyos limanının açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve Zonguldak'ımızın ülkemizin hizmetine sunmuştur. Zonguldak'ta 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından temeli atılan Uzun Mehmet Camisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı. Cumanız mübarek olsun. Biraz önce ilk cuma namazını eda ettiğimiz Uzun Mehmet Camii'mizin Zonguldak'ımız, ülkemiz ve alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ne diyor Ziya Gökalp? Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bu ilahi ordu dinimi bekler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evet, biz bu toprakları kanımızı dökerek üzerine inşa ettiğimiz istiklalimizin camilerimizden ezanlarını eksik etmeyen semalarında bayrağımızı dalgalandırarak vatanımız kıldık. Burada
Uzun Mehmet Camii'ni de aynı duygularla hizmete açıyoruz. Yaklaşık 12 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen park ve yeşil alanlarıyla 34 bin metrekarelik bir alana yayılan bu eser, kapalı alanında 6 bin, açık alanında 7500 kişilik namaz kılma kapasitesine sahiptir. Yüksekliği 71 metreyi bulan minareleri, 22 kubbesi, sedef işlemeli kapısı kapıları, çinileri, hatları, her bir santimi özenle işlenmiş, iç ve dış yapısıyla özel bir eser olan Uzun Mehmet Camii'nin mihrap cephesindeki şu: Ya Allah, hattı da şehre ve adına yakışır şekilde kömürle yazılmıştır. Buranın ismi Uzun Mehmet. Uzun Mehmet kim? O kadar. Kömürü bulan. Onun için de buranın adını Uzun Mehmet koyduk. Eğer biz bir yere bir isim veriyorsak onun bir anlamı var. 2 asır önce sahilinde sadece tahta iskelesi bulunan bir koydan bugünkü Zonguldak'a uzanan süreçte kömürün nasıl önemli bir role sahip olduğunu en iyi bu şehrin insanları bilir. Cumhuriyet döneminde vilayet statüsüne yükseltilen Zonguldak, emeğin ve üretimin şehri olarak milletimizin gönlündeki mümtaz yerini almıştır. Kordelayı hep birlikte duayı Diyanet İşleri Başkanımız yaptılar ve şimdi de kordelayı kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah Uzun Mehmet Camii'miz ülkemizde daha birçok caminin açılmasına da vesile olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta MFA Koca Yusuf Maske Fabrikası açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türk sanayicisi ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor dedi. Değerli konuklar, MFA Koca Yusuf Fabrikası açılışımızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılımlarıyla bizleri onurlandırmışlardır. Zat-ı Devletlerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz efendim. Sevgili Zonguldaklılar, fabrikamızın değerli çalışanları, çok kıymetli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bu anlamlı tören münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bugün emeğin başkenti Zonguldak'ta açılışlarla, eserlerle, müjdelerle dolu müstesna bir gün geçiriyoruz. Cuma namazından sonra Uzun Mehmet Camii'ni hizmete açtık. Şehrimizin sembollerinden biri olacağına inandığım Uzun Mehmet Camii, Zonguldak'a gerçekten çok yakıştı. Şimdi de şehrimizin gelişen, güçlenen sanayisini temsil eden modern bir tesisi Zonguldak'a kazandırmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Açılışını yaptığımız MFA Maske Fabrikası yeni üretim tesisinin şehrimiz, bölgemiz ve tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üretim tesisinde çalışan ve çalışacak olan tüm kardeşlerimize Rabbimden başarılar diliyorum. Fabrikamızın istihdamla beraber şehrimizin ihracatının da gelişmesine katkıları olacağına inanıyorum. Türkiye'nin sağlıklı nefesi sloganıyla 2008 yılında kurulan MFA Maske firmamız kısa zamanda
çok önemli işlere imza attı. Daha salgın başlamadan önceki 3 yıllık sürede şirket Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye'nin en hızlı büyüyen 30. şirketi olarak seçildi. MFA Maske Yeni Üretim Tesisi'nin şehrimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu tesisi şehrimize kazandıran firma sahiplerini, projeye destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, burada ülkemizin gelişmesi için ter döken siz fabrika çalışanlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Biz de 2023 hedeflerinizde ülkemizin daha ileriye kalkınması, ulusal zenginliğimize katkı sağlayabilmek adına size yatırım taahhütü, istihdam taahhütü, ihracat taahhütü vermeyi daha güzel bir hediye olacağını düşünerek böyle bir taahhütname hazırladık. Kabul buyurursanız bu taahhütnameyi size arz etmek istiyoruz. Hazır mıyız? İnşallah tesisimiz artan bir üretim kapasitesiyle, artan bir istihdam kapasitesiyle gerek tüm aileye, ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Ya Allah, bismillah. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj yani deniz salyası sorununun çözümü için çalışma yaptıklarını ve öneriler hazırladıklarını söyledi. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de deniz salyasına ilişkin çalışma yaptıklarını anlatan Öztunç, son günlerin en önemli sorununun Marmara Denizi'ndeki bu durum olduğunu vurguladı. Sanayi atıklarının denize akıtılması bunlardan birisidir. Evsel atıkların denize akıtılması bunlardan, bu sebeplerden birisidir. Atık suların arıtılmadan denize akıtılması ve şüphesiz ki kirli akan Ergene Marmara Denizi'ni bu hale getirmiştir. Yıllardır bilim insanları, çevreciler, yerel yöneticiler, muhalefet partileri feryat ediyorlar. Marmara Denizi bitecek. Marmara Denizi bitmek üzere. Aman ha, tedbir alın diyorlar. Ama AKP yıllarca sessiz kaldı. Hiçbir şekilde bu tepkileri ciddiye almadı, sesini çıkartmadı ve bugün geldiğimiz noktada bu görüntüler yaşandıktan sonra AKP, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçmeye çalışıyor. Ergene bir an evvel temizlenmelidir. Derin deşarj ile Ergene'yi Marmara'ya aktarmak fikrinden vazgeçilmelidir. Marmara Denizi'nin çevresindeki tesislerin, sanayi tesislerinin atıklarının ve arıtma konusunun denetimi en sert şekilde yapılmalıdır. Paris Anlaşması bir an evvel yürürlüğe konulmalıdır. Kanal İstanbul ucubesinden vazgeçilmelidir. Kanal İstanbul ucubesi Marmara Denizi'nin tabutuna çakılmış dördüncü çivi, son çivi olacaktır. Balıkçılara mutlak ve mutlak surette ekonomik destek sağlanmalıdır. Bu sorunla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Geçtiğimiz aylarda jeotermal enerji santrallerinin çevresel etkilerini araştırmak üzere komisyon kurmuştuk. Milletvekili arkadaşlarımız da 2 aylık çalışma ardından rapor yazımıyla birlikte yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ürünü olan jeotermal enerji santrallerinin çevresel etkileri raporumuz tamamlandı. Raporumuz bugün itibariyle bize ulaştı. Bunu hafta sonu tüm medya kuruluşlarına, ilgili bakanlıklara, siyasi parti gruplarına, bu konuda çalışan iş dünyasına, çevre derneklerine, her yere ileteceğiz. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırma gemisi Bilim 2 deniz salyaları için Marmara Denizi'nde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Barış Salihoğlu, deniz salyalarına ilişkin yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi verdi.
Özellikle son aylarda Marmara Denizi'nin birçok noktasında etkisini artırarak sürdüren deniz salyaları için ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün Seyrü Sefer'deki Bilim 2 araştırma gemisi salyaların oluşumunu yerinde incelemeye aldı. Yürütülen çalışma kapsamında 25 kişilik ekip Marmara Denizi'nin 100 farklı noktasında deniz salyalarına ilişkin verileri topladı. Yürütülen çalışma kapsamında 25 kişilik ekip Marmara Denizi'nin 100 farklı noktasında deniz salyalarına ilişkin verileri topladı. Elde edilen bilgiler bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulacak ve değerlendirmeler sonrası salyalara yönelik alınacak önlemler belirlenecek. Yani bu bitkisel türlerin seviyeleri, bunların hepsinin analizini yapıyoruz. Kirlilik seviyeleri, bunların hepsinin analizini yapıyoruz. İşte şunu da. Bununla oksijen ölçülüyor. Buradaki miktarlar oksijenin seviyelerini gösteriyor. İşte şu an ODTÜ'nün bilim gemisindeyiz. Gemimiz 3 gündür Marmara'daydı. Ondan önce Akdeniz'deki çalışmalarını tamamladı. Hızla gemiyi buraya yönlendirdik. Bu müsilaj olayı gündeme geldikten sonra tüm Marmara'yı çalışıyor gemimiz. Yani bütün Marmara Denizi'ni ve bütün ekosistemi çalışıyor. Sadece müsilaj değil, diğer mesela oksijen seviyelerinin düşük olması gündemde Marmara'da. Bunun ana sebeplerinden biri de kirlilik Marmara'ya giren. İklimin etkisi, balıkçılığın etkisi de var. Bunların hepsini bütünlükçü olarak ele alıyoruz ve çeşitli çözüm önerileri üretip Marmot Projesi kapsamında Çevre Bakanlığı'yla bunları paylaşıyoruz. Gemimiz çalışmalarına devam edecek. Modern cihazlar kullanarak bu çalışmalara devam ediyoruz. Şimdi burada resmi ortaya koyuyoruz tabii. Denizdeki mevcut durumu ortaya koyuyoruz. Ama bir de bunun modelleme yönü var. Modelleme yönüyle de ne olacak? Bu nasıl gelişecek? Nasıl iyileşir? Çözüm önerilerini bunları ortaya koyacağız. Zaten şimdiden bazı sonuçlar elimizde. Yani deşarj noktalarında olan deşarjların ileri arıtmaya geçmesi, işte Güney Marmara'dan olan, havzadan olan nehirlerin daha temizlenmesi, bu nehirleri olan deşarjların durdurulması yönünde birçok çözüm önerisini bakanlıkla tartışıyoruz. Bunların hepsi masada. Bütün bunlar olursa 5-6 yıl içinde o eşik oksijen değerlerinin geçilebileceği öngörülerimiz içinde. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, alım gücü yüksek ve nitelikli turistin Safranbolu'ya gelmesi için Safranbolu Turizmciler Derneği ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bu bağlamda turizm uzmanlarını şehirde ağırlayacaklarını belirten Köse, 9-10 Haziran'da Saffet Emre Tonguç ve Serdar Büyükkoyuncu'yu misafir edeceklerini söyledi. Safranbolu'da turizmden beklentimiz tabii ki çok yüksek. Çünkü bir seneyi kayıp olarak geçirdik. Bütün turizm sektöründeki kentler gibi biz de maalesef turiste hasret bir dönem geçirdik. Yeni dönemde inşallah biz turistleri Safranbolu'ya bekliyoruz ve bununla ilgili de hem belediye olarak hem sivil toplum örgütleriyle birlikte Safranbolu turizmin gelişmesi, daha fazla kitleye ulaşması için neler yapabiliriz'in çalışmalarını yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada Safranbolu'da aktif olarak çalışmaya başlayan Safranbolu Turizmciler Derneği ile birlikte bizim gibi bize benzeyen kentlere ziyaretler yaparak benzer sorunlara nasıl çözümler bulunmuş, burada etkinlik olarak farklı neler yapılabilir, bunun üzerine de çalışmalar yapmaya başladık. Aynı zamanda da tanıtıma katkıda bulunacağını düşündüğümüz, Türkiye'de turizm konusunda uzman ve bu konuda adını duyurmuş kişilerle iletişime geçerek onları burada ağırlamayı planlıyoruz ki en yakın zamanda Haziran'ın 9'u 10'unda Saffet Emre Tonguç ve Serdar Büyükoyuncu kentimize gelecekler. Yereli takip et diye Instagram'da buralı Ece Basmacı'nın öncülüğünde, Ece Basmacı'nın bir şeyidir bu, yereli takip et Instagram'da, onların da öncülüğünde biz burada Saffet Emre Tonguç'u ağırlayacağız. Onun çok büyük tanıtıma katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda Safranbolu Turizmciler Derneği ile birlikte Safranbolu'nun turizmle ilgili problemlerini masaya yatırdık. Ortak çalışmalar yapmaya başladık.
Bugün de Safranbolu'nun bir noktasında Instagram fotoğraf çekim noktası belirledik. Bununla ilgili bir kampanya başlatılacak. O noktada fotoğraflarını çekip bizim belirlediğimiz hashtag ile birlikte paylaşım yapanlara da Safranbolu'da ücretsiz bir konaklama imkanı sağlanacak. Bunun duyurusunu daha sonra da yapacağız. Ama yaptığımız tüm çalışmalar sonuçta Safranbolu'da alım gücü yüksek turistin gelerek, ki burası çok önemli arkadaşlar, çünkü buradaki hizmetin kalitesi ve gelen turistin, alım gücü yüksek turistin gelmesi birbirini besleyen şeyler. Biz burada esnafın daha iyi, daha kaliteli hizmet sunarak gelirini de yükseltsin istiyoruz. Amacımız bu. Safranbolu'da nitelikli ve belki işte sayı olarak çok fazla olmasa da nitelikli turistin, alım gücü yüksek turistin dikkatini çekmeye çalışmak. Bu konuda da çalışmalarımızı hızlı bir şekilde de yürütüyoruz. İYİ Parti Karabükül Başkanı Erol Serin, Genel Başkanları Meral Akşener ile partinin üst düzey yöneticilerinin Karabük ve ilçelerinde yaptıkları ziyareti BRTV'ye değerlendirdi. Serin, Genel Başkanımız Meral Akşener, Karabüklü hemşerilerimizin ilgi ve sevgisinden çok memnun kaldı dedi. Sayın Genel Başkanımız Karabük'e gelmesi bizi mutlu etmiştir teşkilat olarak. Hemen söylemem gerekir ki Karabük ilçeleri, eski pazarda karşılama, gerek Safranbolu, gerek Yenice ve merkezdeki ziyaretimiz ve gidemediğimiz, yani eski kadar merkeze uğrayamadık. Ovacı'ya gidemedik, Efrani'ye gidemedik. Ama bunu Sayın Genel Başkan'ın sözünü aldım. Bir daha geldiğinde bu ilçelerimize de gideceğiz. Bize ilgi gösteren partili, partisi, hangi parti olursa olsun, vatandaşlarımızın Karabük'le, Karabük'e yakışır bir şekilde bir karşılama töreni tertip edilmiştir. Gerçekten muhteşem bir tören oldu. Kendisi de bütün Karabüklere bana özellikle selamını söyle dedi. Karabükler çok memnun kaldı Karabük'ten. Karabük'ün sorunlarını araba içerisinde kendisine anlattım. Karabük'te neler olduğunu, neler bitmesi gerektiğini, neler yapılması gerektiğini kendisine paylaştık. Hem Karabük'ümüz açısından, bizim kendisi bilgilendirme açısından güzel bir ortam oldu. Hem kendisi vatandaşın ilgisi de çok mutlu oldu bu şeyle. Biliyorsunuz Rize'de istenmeyen bir olay yaşanmıştı. Acaba böyle bir şey, aynı zamanda yani bunun olmamasına engelleme veya emniyet teşkilatımızın, Sayın Valimizin göstermiş olduğu çabaları kendilerine teşekkür ediyoruz. Karabük basınımıza minnet borçluyuz. Güzel bir karşılamada yardımcı oldular. Ayrıca BRTV ziyareti, Anadolu basınına vermiş olduğu değer de Sayın Genel Başkanımızın takdire şayan bir durum oldu. Bizim için de onur veren bir hadise oldu. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımız Karabük'ün menfaatine, Sayın Genel Başkanımızla Karabük sorunlarını paylaşacağız. Bu akşam da saat 9.30'da BRTV'nin yayın yapması programı bizi mutlu ediyor. Bu vesile tüm Karabük temsilcilerime, hangi parti olursa olsun, orada bulunan, gelen, gelemeyen herkese, evinden gelemeyen bizi telefonla yaşlılarımıza, herkese Sayın Genel Başkan selamları var. Şükranlarımı ben de Karabük İl Başkanı ve İl Teşkilatı olarak, ilçe teşkilatı olarak herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre 3 il tarihinin en yüksek aylık ihracatını Mayıs 2021'de gerçekleştirdi. Karabük ise bu sıralamada 50,4 milyon dolarlık ihracatı ile ikinci oldu. Karabük Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan konuyla ilgili açıklama yaptı. Onun için Karabük çok önemli bir şehir. Yani demir çelik fabrikalarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu noktadan düşündüğümüz zaman çok güzel şeyler oldu. İhracatçılar Meclisi Başkanımızın İsmail Gülen'in de açıkladığı gibi Karabük'te Mayıs ayında ikinci sırada olmamız, 3 ilden ikinci sırada olmamız bizleri memnun etmiştir. Karabük'te yaklaşık 7 tane firmamız. Yani başta bizim ham madde aldığımız yer Kardemir. Kardemir'e teşekkür etmek lazım. Kardemir sayesinde orada aldığımız ham madde ile birlikte sırayla sayarsak Mesciyer grubu, Çağ Çelik grubu, Çel Santaş grubu, Işık Çelik, Bozkay, Aygünsan, Emas gibi firmaların ihracata yöneldik ve ihracatta da pandemi döneminde ülkede %20-%30 düşüşler olmasına rağmen biz
pandemi döneminde demir çelik sektöründe %20 büyüdük. Bunu da yaklaşık Türkiye'den 100-150 ülkeye ihracat yapıyoruz. Biz kendimiz mesela ışık çekici olarak 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkenin kurtuluşu ihracat. Onun için de onun bilincinde olarak bizler Anadolu sanayicisi, Anadolu aslanı, Anadolu kaplanı nasıl yorumlarsanız bilemem. Bu noktada biz firmalarımızla, çalışanlarımızla, Karabük'le, özellikle demir çelikle gurur duyuyoruz. Emeği geçen ben herkese teşekkür ediyorum. Yani pandemi dönemi devam ediyor. Pandemi yalnız Karabük'ün sorunu değil, Türkiye'nin ve dünyanın bir sorunu. Onun için pandemi döneminde bizler, biz sanayiciler, işçilerimizin, çalışanlarımızın sağlığı ön plana çıkardık. Her türlü tedbiri aldık. Yani baktığımızda Karabük'te Allah'a şükür pandemiden dolayı çalışan arkadaşlarımızdan herhangi yakalananlar oldu. O da her firmada 10 kişi, 20 kişi gibi böyle sırayla oldu ama ölenimiz, kaybımız yoktur. Çok şükür. Korkmadık, yılmadık yani pandemiye rağmen gerekli tedbirleri alarak çok güzel iş çıkarttık diye düşünüyorum. Demir çelik sektörü çok iyi gidiyor işte görüyorsunuz. Fiyatlar artıyor, dolar artıyor. Tabii burada fiyatlar artıyor, dolar artıyor ama biz işletmeciler olarak doların artmasına sevinmiyoruz. Fiyatların artmasına sevinmiyoruz. Çünkü işletme sermayelerimiz küçülüyor. Yani bu noktadan bakıyoruz. Biz yatay seyreden doların, kurun ve fiyatların yatay seyredirse üstüne koyabilirsek kazanıyoruz. Yoksa dolar artışı bizi fevkalade etkiliyor ve işletme sermayelerini küçültüyor. Ham madde artışları yine aynı keza oluyor diye söyleyebilirim. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 33 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti. Alınan bilgiye göre fabrikadaki 33 işçi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle iş yeri hekimine müracaat etti. İlk tetkikleri yapılan işçiler daha sonra Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere sevk edildi. İşçiler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öte yandan İl Sağlık ile Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri fabrikada çeşitli ölçümler yaptı. Su ile gıda numuneleri aldı. Sinop'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Sinop Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı usta öğreticiler ve kursiyerlerin yer aldığı etkinliğe Sinop Protokol'de katıldı. Sabah saatlerinde Hamsi yolunda başlayan yürüyüş Atatürk Anıtı'nda son buldu. Yürüyüşte bando takımından çıkan ezgiler Sinop sokaklarına yayıldı. Hayat boyu öğrenme konusuna dikkat çekildi. Etkinlikte Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Sinop İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başakçı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız katılımcılarla birlikte yürüdü. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, her geçen zaman büyüyen, gelişen ve bu anlamda da üreticiye katkı sunan bir kurum pozisyonunda olduklarını belirtti. Tabii 2021 yılında psikobirlik geçmişten bugüne her de söylediğimiz gibi her geçen yıl biraz daha işte hedeflerini yüksek tutarak geçmiş dönemden biraz daha işte hedeflerini büyüterek yol almaya çalışıyor. Bu anlamda da süreç gayet olumlu işliyor. Biz pandemi koşullarına rağmen alımlarımız beklediğimiz olanlara geçti. İşte aldığımız ürünleri entegre değiştirmek, yeni ürün, yeni mamuller, işte Türkiye'deki yeni dağılımlar, yeni ihracatlar vesaire. Dolayısıyla yani beklentilerimize uygun geçti diyebilirim. Hem alımlarımız gayet iyi gitti, teveccüh gayet iyi, hem de alınan ürünlerin entegre değiştirilmesi Türkiye'de ve dünyada pazarlanması anlamında gayet iyi geçti diyebilirim. Yani işte son itibariyle büyüyen, her geçen zaman gelişen ve bu anlamda üretici katkı sunmayan bir kurum pozisyondayız. Atma olsun, yürüyüşümüz doğru bir yürüyüş ve
sonuçlarını da alıyoruz ya. Bolu'da Interpol tarafından aranan ve 1700 kişinin öldürüldüğü Spiker katliamının faillerinden DAEŞ'lı terörist Arkan Taha Ahmet, Şafak operasyonuyla yakalanarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceki tarihlerde DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan ve Interpol tarafından aranan Arkan Taha Ahmet'in Bolu'da yaşadığını tespit etti. Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak üzerinde yaşadığı belirlenen Ahmet'i yakalamak için ekipler Şafak Operasyonu düzenledi. Şahsın yaşadığı sokak kapatılarak geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonda Arkan Taha Ahmet gözaltına alındı. Interpol tarafından aranan ve hakkında Irak'ın Tikrit kentinde DAEŞ terör örgütü tarafından 1700 kişinin öldürüldüğü Spiker katliamına katılmak suçundan tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Düzce'de polis ekipleri emniyet kemeri uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 656 araç denetlenirken 137'sine emniyet kemeri takmadığı için 19.728 lira ceza işlem uygulandı. Düzce'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kuralları çerçevesinde denetimlerini sürdürüyor. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında en çok ihlal edilen emniyet kemeri için Düzce'de uygulama yapıldı. Bolu, Düzce, Sakarya güzergahlarında 3 farklı noktada 1 saat boyunca denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde hem kameralardan hem de denetimlerle emniyet kemeri takmayan sürücülere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamalarda birçok araç sürücüsü ve yolcunun emniyet kemeri taktığı görülürken 137 araç sürücüsünün emniyet kemeri takmadığı belirlendi. Sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatırken bazı sürücüler uygulama esnasında emniyet kemerini taktı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 saatlik denetiminde 656 araç denetlenirken 137'sine emniyet kemeri takmadığı için 144 liradan toplam 19.728 lira cezai işlem uygulandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip Osmanlı çileği pazara inmeden alıcı buluyor. İlçedeki 3 köyde 15-20 yetiştirici tarafından üretilen yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği büyük ilgi görüyor. Mayıs ve Haziran aylarında sabahın erken saatlerinde büyük özenle toplanarak satılan çilek, rengi ve aromasıyla kozmetikten gıdaya kadar farklı sektörlerce talep ediliyor. Osmanlı çileğini yaygınlaştırma ve üreticiyi koruma derneği başkanı Şaban Çetinkaya, Osmanlı çileğinde hasat zamanının başladığını söyledi. Osmanlı çileğinin 2021 yılı yine hasat dönemi de başlamış oldu. Bugüne kadar yapılan başarılı çalışmalar sayesinde çok daha iyiye doğru yol almaya başladık. Bu sene geçen seneye oranla Ereğli'deki toplam rekolte artarak devam ediyor. Bunu tabii biz kısa bir zamanda hemen kısaca bu hızlı artışı halk olarak pazara inmediği için hissetme şansımız yok. Osmanlı çileği bizim her zaman konuştuğumuz gibi gerçekten değerli bir meyve. Hep iddia ettiğimiz, arzu ettiğimiz şey Ereğli bölgemizde Osmanlı çileğinin bütün boş alanlarda ekilmesi gerektiği yönünde düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Gerçekten de yüzlerce ton üretsek yine de ihtiyaca cevap verecek durumda değil. Osmanlı çileği bu sene biz 55-60 lira demiştik ama en az 60 liradan alıcı bularak satılıyor. Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve 2017'de sakin şehir ilan edilen Osmanlı kasabalarından Göynük, yeni tip koronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.
Göynük, Akşemsettin ve Ömer Sekin türbeleri, Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hamamı, Cumhuriyet'in ilanı ile yapılan Zafer Kulesi'nin yanı sıra tarihi konakları ve büyük bölümü kafe ya da restoran olarak hizmet veren tarihi evleriyle ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor. Doğal güzellikleriyle de dikkati çeken tarihi Osmanlı kasabasında tabiat parkı olarak faaliyet gösteren Sünnet ve Çubuk Gürleri, ziyaretçilere kalabalık şehir hayatından uzak doğayla iç içe zaman geçirme imkanı tanıyor. Özellikle Çubuk Gölü'nün çevresinde bulunan yel değirmenleri, misafirlerin otantik bir ortamda piknik yaparak dinlenmesi için eşsiz yerlerden birisi olarak görülüyor. İlçedeki birbirinden güzel yaylalar ise tatilcilerin doğa yürüyüşleri yapmasına olanak sunuyor. Her yönüyle turizme elverişli bir alan. Göynük'te bizim yayla turizmi avantajımız var. Çadır turizmi, karavan turizmi, safari, rafting, trekking yönünde hepsine yönelik altyapılar var. Göllerimiz var, göletlerimiz var, yaylalarımız var. Bu turizm kaynakları birbirine entegre edildiğinde çok çok daha geniş kitlelere, değişik kitlelere hitap edebilecek bir atmosfer mevcut. Bütün olay bunun koordinasyonunun, finansının sağlanıp yapılması. İnsanların rahat nefes alabileceği bir ortam mevcut. Manevi ortam da mevcut. Akşemseddin Hazretleri'nin, Ömer Sekkin Hazretleri'nin, evliyaların varlığıyla, Göynük'ün kültürünün Osmanlı kültürü olması hasebiyle de Göynük'te bir huzur ortamı hakim. Düzce'de yaşları 60 ila 75 arasında değişen Kafkas kökenli ihtiyar delikanlılar grubu, yörelerine özgü otantik müzikleri ve oyunları gelecek kuşaklara aktarmak için mücadele ediyor. Sürgün dolayısıyla 1864'ten itibaren Osmanlı topraklarına göç eden Çerkezlerden yaklaşık 30 bini Düzce'ye yerleşti. Burada farklı kültür topluluklarıyla kaynaşmalarına rağmen örf, adet, kültür ve geleneklerini sürdüren Kafkas kökenlilerden bazıları bölgelerine özgü otantik müzikleri ve oyunları yaşatmak için ihtiyar delikanlılar grubunu kurdu. Yaşları 60 ila 75 arasında değişen, Abhaz ve Çerkezlerden oluşan 15 kişilik grup, ellerine aldıkları tahta parçaları ve armonika ile ritim tutarak şarkılar söylüyor, varada oynuyor. Varada tahta parçaları ve armonika ile ritim tutularak oynanan mahalle oyunu olarak biliniyor. Kültürlerini yaşatmaya devam eden grup yaptıkları başvuru üzerine müziğin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları listesine alınmasını sağladı. Böylelikle çalınan müzikler ve oyunlar gelecek nesillere aktarılabilecek. Bu Kuzey Kafkasya bölgesinden gelen Çerkezlerin ve özellikle de bu düzeyde olan Çerkezlerin diğer hepsi bir tanımlamayla Çerkezler ama burada Adigeler, Abhazlar, Ubıklar, Kabardeyler, Çeçenler hepsinin ortak bu bölgede oynadıkları otantik mahalli oyunumuz. Biz burada bunun yok olmaması için bütün dünya mirası olan kültürlerin ki gibi bizimkisinin de yaşamasıyla ilgili olan bir ekibiz. Biz bunu üstlendik, yaşatmaya çalışıyoruz. Kültür Bakanlığı'nın somut olmayan kültürler anlayışına kayıtlanmıştır. Bir üst çıtası UNESCO'nun markalısı olmak. O zaman bizler rahatlayacağız. Çünkü bunu başaracağımızı düşünüyoruz. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Özgür İnce, 2000'in üzerinde kişiye sigarayı bıraktırdığını belirterek yapılan istatistiklere göre sigara içenlerin COVID-19'u 3,5 kat daha ağır geçirdiğini söyledi. Çok yaygın bir soru. Genellikle bilinen bazı yanlış haberler var, duyulan.
Deniyor ki sigara korona bulaşmasını engelliyor, sigara içenler koronayı daha hafif atlatıyor veya korona olmuyorlar. Bu kesinlikle yanlıştır. Sigara her hastalığa bir zemin hazırladığı gibi boğazımızdaki mukoza dediğimiz bariyeri harabiyete uğrattığı için içerisinde birçok toksik madde olduğundan dolayı mutlaka korona gibi veya diğer virüslere de bir zemin hazırlar. Orada tahriş yapar ve mikropların oraya yerleşmesi çok daha kolaydır. Akciğer sağlığını, akciğer bağışıklığını bozduğu için de hastalığı daha şiddetli geçirmemize sebep oluyor. Yapılan istatistiklere göre bizim Türk Toraks Derneği'nin bir çalışması vardı. Yaklaşık 3-3,5 kat daha şiddetli hasta oluyor ve daha fazla ve daha şiddetli geçiyor hastalık. O yüzden sakın böyle düşünmeyelim. Ben uzun yıllardır sigara bırakma uzmanlığı yapıyorum. Hastalarıma bu konuda fayda sağlamaya çalışıyorum. Şimdiye kadar 2000 biraz üzerindedir belki hastaya sigarayı bıraktırdım. Hasta diyorum çünkü Dünya Sağlık Örgütü artık sigara içmini, sigara bağımlılığını hastalık olarak kabul ediyor. Bu bir hastalık ve tedavisi olması gereken bir durum hastalık olduğu için. Kendi kendine bırakmaya çabalamak çok güzel bir şeydir. Ama onun da istatistiksel verilerine baktığımız zaman %5'ten daha yukarı bir başarı olmuyor. Mutlaka bir profesyonel destek öneriyoruz. Çok fazla yöntem var. Ben şahsen kliniğimde konvansiyonel yöntemler, ilaçlar, nikotin replasmanları, akupunktur, hipnoz bunları da denedim ama son yıllarda biyorezonans kullanıyorum şahsen. Mora terapi dediğimiz bir terapi üzerinde duruyorum. Çok başarı gördüm. Hastalarım çok memnun. Yan etkisi olmayan, her hastaya yapabildiğimiz, ilaç etkileşimi olmayan, bir saatlik bir sürede sigaradan kurtulmamıza vesile olan çok güzel bir tedavidir. Nikotinin kimyasal bağımlılık kısmını bu tedaviyle direkt çözebiliyoruz. Psikojenik ve sosyal bağımlılık kısmı için de hastalarımızla diyalog halinde oluyoruz. Şu andaki başarı oranımız %90-92'lerde diyebilirim. Özellikle mora terapiyle şu anda hasta sayım 500'e ulaştı. Bunların %90-92'si şu an sigara içmiyor vaziyette. Dünyada çünkü çok önemli, dünyada her gün 12 bin insan sigara nedeniyle kaybediyoruz. Yani düşünsenize bir Covid belasıyla uğraşıyoruz. Ölümler bizim canımızı yakıyor, mücadele veriyoruz. Tamam onunla mücadele etmeye devam edeceğiz ama bir de gizli düşmanımız var, tütün. İşte bu düşman da günde 12 bin can alıyor dünyada. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bölgenin en fazla küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı Hasbeyler köyünde 6 ihtiyaç sahibi aile koyun projesiyle köyüne geri döndü. Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü muhtarı Hasan Duman'ın girişimleriyle işsiz kalan ihtiyaç sahibi 6 aile koyun projesiyle köylerine geri döndü. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi her aileye 15 koyun ve bir koç verildi. Hasbeyler Köyü'nde halen 4 aile koyun ve keçi olmak üzere toplamda 2000'e yakın küçükbaş hayvana bakıyor. Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun destekleriyle gerçekleşen proje hakkında bilgi veren Hasbeyler Köyü muhtarı Hasan Duman, emeği geçen herkese teşekkür etti. Hasbeyler Köyü muhtarlığı olarak daha önce bir proje hazırlamıştık. Uzun zamandır çalışıyoruz. Sayın Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu'nun destekleri ve teşvikleriyle şartları uyan köyümüzden 6 arkadaşa bir koyun projesi hazırlamıştık. Hazırlıklarımızı tamamladık. Kaymakamlığımız, İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ve Hasbeyler Köyü Muhtarlığımız ortak bir proje hazırlandı. Biz sadece amacımız köyümüzün, bölgemizin ve Türkiye'nin üretimle kalkınacağını, tüketim toplumu olmaktan çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden köyde hayvancılığı, tarımı ve üretimi muhtarlık olarak destekliyoruz. Uzun zamandır Sayın Muhtarımız Hasan Duman bu projeyle uğraşıyordu ve sonunda gerçekleşti. Bu projede emeği geçen muhtarımızın Tarım İlçe Müdürü Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Bartın'ın Tabanözü köyündeki elektrik direğine 6 yıldır yuva yapan leylekler köylülerin sevgisi ve koruması altında yavrularını büyütüyor. Bartın'a bağlı Tabanözü Köyü Emirler Mahallesi'ndeki elektrik direğine her yıl yuva yapan leylekler köylülerin ilgisini görüyor.
6 yıldır her baharda aynı elektrik direğine yuva yapan leylekler burada yavrularını yetiştirdikten sonra göç ediyor. Her 6 yıldır buraya geliyorlar. Yuvuna gelmediği zaman da bunların yani yoluna bakıyoruz. Şimdi bu sene bu Nisan ayı 13'ünde geldi Ramazan'da. Ya havalar yağmurlu gitti ya. Ağustos 15'inde buradan gidiyorlar yavrular büyüdükten sonra. Camlarına bakıyoruz, bunlardan da bakıyoruz, sık sık bakıyoruz yani başına şey. Zaten yavruları kesin kes bırakmıyorlar. Yani biri gelip biri gidiyor. Biri yem buluyor, onu öğüdü ya, tekrar yavruya veriyor. Ondan sonra öbürkü geliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu'nda yürütülen çalışmalar kapsamında sektörde süper güçlü elektromanyetik mıknatıs olarak adlandırılan neodyum, demir ve bor bileşenlerinden elde edilen ND-FEB mıknatısın üretiminin %80'ini tamamladı. Çocuklar şu tozu görüyorsunuz. Bu... Üç grup malzeme üzerinde çalışıyoruz. Birincisi çok uzun yıllardan beri en eski çalıştığımız malzeme grubu niyodyum demir bor esaslı piyasada süper mıknatıs olarak geçen mıknatıs demir niyodyum bor mıknatıs. Çok güçlü bir mıknatıstan bahsediyoruz. Burada 3 element var. Demir niyodyum bor diye geçen çok güçlü bir mıknatıs. Bu mıknatıslar çok yakın zamanda keşfedilmiş. 1984 yılına dayanan bir geçmiş var. O keşfedildi tarihten beri sürekli geliştirilen bir mıknatıs. İçerisinde niyodyum, demir, bor elementleri olan bir mıknatıs. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de şu anda üretimi bildiğim kadarıyla yok. İtalya'da kullanıyoruz. 30-40 milyon dolar civarında bir ithalatımız var. Bunlar çok güçlü mıknatıslar, torku yüksek olan mıknatıslardır. Özellikle otomotiv motorlarında, hele hele şu ara gündemde olan otomobil, elektrikli otomobil motorlarını kullanılıyor. Jeneratörlerde ve böyle büyük tork gerektiren motor uygulamalarında kullanılmaktadır. Burada uygulanan işlem önce bu mıknatısın tozunu üretmek. İşte gördüğünüz gibi bunu da oksitsiz, böyle parlak üretmek gerekiyor. Bakın biz bunu başardık. Bunun üretimi konusunda yaklaşık olarak %80 civarında başarmış durumdayız. Rize'nin Ardeşen ilçesinde çay toplama motorunun ağırlığından şikayet eden Abdullah Yeğen isimli genç, kurduğu sistemle bu soruna çözüm buldu. 2021 yaş çay sezonunun başlamasıyla Rize'de herkes gibi Ardeşen ilçesinde yaşayan Yeğen ailesi de çay bahçelerine girdi ve çaylarını toplamaya başladı. Çay motoru ile çay toplayan Abdullah Yeğen isimli genç, 3,5 kilogram olan motorun ağırlığını taşımamak için kıvrak zekasını kullanarak bir sistem kurdu. Çay bahçesinin hemen üstünden geçen ve yük taşımaya yarayan ilkel teleferiğe bağladığı ipin ucunu metrelerce yükseklikten aşağıya sarkıtarak motora da bağladı. Böylelikle motorun yükünü teleferiğe vermiş oldu. Ardından kendisi çay kesme motorunu sağa sola çekerek çay bahçesinde nizami bir şekilde çay toplamaya başladı. Zeynep benim aklıma geldi. Çay toplarken motor bana çok ağır geliyordu. Tam teleferiğin dibinde makasa toplarken motoru aldım. İpini bağlamak aklıma geldi. Bağlasam acaba nasıl olur diye düşündüm. Bağladım, başta biraz alçak oldu. Aynı bir fark yoktu. Sonra yükseğe bağladım. Daha güzel oldu, daha kullanışlı oldu. Daha basit, yorulmadan çay toplayabiliyorum. İlk başta tuhafımıza gitti ama çok şaşırdık yani, çok yaratıcı düşünüyor. Böyle şeyler hep onun aklına geliyor zaten. Tam bir Laz zekası, çok hoşumuza gitti. Bu çocukların çayda daha hızlı, daha verimli, elverişli çay toplayabilmemiz için böyle bir makine, benim çocuklar böyle çok gece icat yaptılar. Böyle bir icatta bulunmuşlar. Daha sonra nasıl olabileceğimizi, nasıl zahmetsiz bir şekilde erken toplamamız için. İnternette gördüm, merak ettim, geldim. Baktım, araştırdım. Kendi çaylığımda olur mu? Düzeneye kuran arkadaşlar beraber olabileceğini kanaat getirdik. Çok da rahat,
ağırlık yok. İstediğimiz gibi çay toplayabiliriz. Tüm dünyada yaşanan pandemi süreciyle birlikte özellikle sağlıklı beslenmeye yönelik ilgi daha çok artmaya başladı. Uzmanlar sağlıklı beslenmede yemeğin pişirilmesinin önemine işaret ederken özellikle bakır tencerede pişirilmesini tavsiye ediyorlar. Trabzon'daki bakır ustaları bakır mutfak eşyalarına pandemi sürecinde ilginin daha çok arttığını belirterek az da olsa eski günlerini yaşamaya başladıklarını söyledi. Fabrikasyon ürünlerin piyasaya çıkmasının ardından bakırcı ustalarının giderek azaldığına dikkati çeken bakır ustaları, çoğu sanatkarın başka iş dallarına yöneldiğini belirttiler. Bakırcılığın 40 yıl önce Trabzon'da en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirten bakırcılardan Coşkun Öztürk, bakır tencere pişirilen yemekle çelik tencerede pişirilen yemeğin arasında çok fark bulunduğunu söyledi. Bakırcılar bir üretim, bir sanayi gibi düşünün. Yani bundan 30-40 sene önce burada Trabzon'un gelir kaynaklarından en önemli birine sahipti bakırcılık. Yıllar geçtikçe tabii fabrikasyon mamuller, hızlı seri üretim, sanatı üretince zanaatkarın da yapacak olduğu buna yetişebilme şansı olmadı. Sonuçta ustalara da iş kalmayınca, ekmek olmayınca başka işleri aramak zorunda kaldılar. Haklılar da. Şimdilik ama insanımız bakırın çünkü bizim yaptığımız yani el emeğinden yapılan bir şey 300-500 sene kullanabilirsin. İnsanımız neye para harcamıyor ki yani senede, iki senede, üç senede bir bakır kullanıp, bakırı kalaylatıp kaçmamaları lazım onun şeyinden. Pilav tencereleri, yemek tencereleri gördüğünüz gibi, efendime söyleyeyim, pilav tenceresi, yemek pişirme tencereleri, artık kahve fincanları, bakraçlarımız mesela, bakraçlarda, bakır bakraçta, yoğurt mayalanan yoğurtla beraber bir çelik tencerede mayalanan yoğurtun arasında fark vardır. Onu bu işten ilgilenen köylü ablalarımız, annelerimiz daha iyi bilir. Spor bülteniyle karşınızda olacağız. Özel mağazalarından eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Yatak odası, yemek odası, oturma grubu, halı, yatak ve baza gibi eski mobilyalarınızı %15 bedelle geri alıyor ve sizlere daha uygun fiyatlarla mobilyalarınızı yenileme fırsatı sunuyoruz. Aradığınız her şey özel mağazalarında. Özel mağazaları. Çünkü siz en iyisine layıksınız. Sporun ve sporcunun tek dostu özel mağazaları spor haberlerini sunar. Spor bülteniyle karşınızdayız. Japonya'da 23 Temmuz 8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için Buldak Kamp'a giren Greco-Roman güreş milli takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Bolu Dağı'ndaki bir otelde devam eden kamp hakkında değerlendirmelerde bulunan Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, olimpiyat öncesinde ilk kampın Bolu'da başladığını söyledi. Olimpiyat hazırlıkları için birinci kampımızı burada Bolu'da açmış bulunuyoruz. Olimpiyatlarda 6 siklet mücadele edecek ancak biz 3 siklette olimpiyat barajını geçebildik. 3 siklette de iddialıyız inşallah. Madalya savaşı vereceğiz.
Bu kamp ayın 2'sinde dün başladı. Ayın 15'ine kadar sürecek. Ayın 24'ünde tekrar bu sefer dağda, Aladağ'da başlayacağız. Onun bitiminde de kısa bir kampımız olimpiyata gidene kadar yine Aladağ'da devam edeceğiz. Köprüye ayak tabanları bassın yere. Bu kamptan sonraki diğer iki kampımız da yani gidene kadar olan kamplarımız Bolu, yine Bolu'da, Aladağ'da olacak. En iyi şekilde hazırlanıp olimpiyatlara katılacağız. İnşallah madalyalar kazanacağız diyorum. Özel mağazalarından eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Yatak odası, yemek odası, oturma grubu, halı, yatak ve baza gibi eski mobilyalarınızı %15 bedelle geri alıyor ve sizlere daha uygun fiyatlarla mobilyalarınızı yenileme fırsatı sunuyoruz. Aradığınız her şey özel mağazalarında. Özel mağazaları. Çünkü siz en iyisine layıksınız. Sporun ve sporcunun tek dostu Özel Mağazaları spor haberlerini sundu. Böylelikle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.